misin yiğidim? Bu halde niye çıktın dışarı? Ben zaten evvela seni görmeye gelecektim. Beni yaralı böyle döşekte yatarken görmeni istemedim beyim. Sen zalimin elinden kurtulup gelmişsin. Beni dimdik ayakta görmeni istedim. Zaten bu yaman yaraya rağmen beni dirayetle tutan da seni son bir defa görmek istememdi. Kardeşim benim. Bunların bu kadenen soysuzun işkencesini de tuzağını da bozduk. Çok şükür beyim. Çok şükür. Lakin bu arık bu kadenen soysuz başımıza yaman bela olacak. Alınca Engan kardeş intikam hırsıyla köpürür. Elinden gelen her zalimliği yapacaktır. Lakin biz de kılıcımızı kınına sokmayacağız kardeşim. Evelallah beyim. Evelallah. Her daim hazırız. Sen evvela istirahat edesin. Tez vakitte sağ salim ayağa kalkasın ki düşmanların başını beraber omuz omuza indirelim. Eyvallah beyim. Ey maşallah, haydi dinle. Ne yaptınız Abdurrahman? Bulabildiniz mi izlerini? Beyim izlerini kaybettirdi. Lakin Rabler her yerde arar. Bunların iz bırakmayacakları malum Abdurrahman. Biz yine de aramaları arttıracağız. Bir bölük alp tertip et. Devriye alplere de takviye gönder. Obanın civarına da puslanıp nöbet beklesinler. Emrolur beyim. Beyim. Hayrola artık bey. Melikşah sen gidebilirsin. Beyim. Aksakallar bunu üvedi diye göndermişler. Ne derler beyim? Çok mühim meseleler var artık bey. Tez beni beklerler. Yanıma alpleri de alıp gideceğim. Sen Turgut'u yalnız koymayasın. Buyruk senindir beyim. Artık beyim. Düşman pusatı Karayer'e kızıl kanımızı döktüyse Karayer'den kara intikam dileme vaktidir. Kendilerimin ruhları ataşla uçsun. Karayer kızıl kanımızı emince, mavi gök ruhlarımızı çekince,
ruhlar kısraklara binip uçmaya yönelince, kırk dişli kızıl ataş anam ağıtlanınca, sütünü emdiğim çangal boynuzlu sigun geyim, duman miğferli burkan kaldun dağım, uçmada hanları hanım, kara yerde erlik han, mavi gökte an tengri benden tek bir şey bekler. Irmaklar kan akana kadar intikam! 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 Düşman ölüleri dağ gibi yığılana kadar intikam! İntikam! Yok edinceye kadar intikam! 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 Bilinmez bir dilenci gibi, dalı budağı olmayan bir kimsesiz gibi buraya gömdüler ağabey. Sen gibi Bahadır'ın, sen gibi Alp'in kabrine erlik kılıcıyla börkünü bile çok gördüler. Sana bunları yapanlardan bunların intikamını alacağım. Sen ne dersin burada? İhanete uğrayanlar ne ararsa onu getirdim. İntikam. Şimdi kuru lakırdı vakti değildir. Diyeceğin varsa de, yoksa al gölgeni de git. Beni komutan Alıncağ'ın anlası Arık Buk'a gönderdi. Sana bir suali var. Nedir? Alvaslı'nın Görtlü bacısı ağabeyinin intikamını almaya hazır mı der. Hem de hiç olmadığım kadar. O vakit bizden haber bekle. Arık Buk'a seni görmeye gelecek. Nereye? Thank you.
Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük. Hoş gördük. Anadolu'dan Horasan'a, Maveraünnehir'den Deşti Kıpçak'a kadar çağrımızı alan bütün aksakallı ulularımız başlatacağımız büyük cenk için ve son vaziyetleri istişare etmek için Kutlu Toy'a gelmişlerdir. Deşti Kıpçak'ta birçok güçlü obayla irtibat sağladık. Moğollarla cenk için her an hazır alpler beklemektedir. Biz de Anadolu'daki Türk obalarında ve devlet içinde kimle görüşeceğimizi biliriz. Cenk başladığında obaların çekileceği sarp kışlaklar belirledik. Görünen o ki her şey hazırdır. Şimdi elzem olan Berke Han'la yapılacak olan ittifakın gayrı neticeye varmasıdır. Zira bu ittifak neticelendikten sonra atları sürmenin, pusatları çekmenin, tuğları kaldırmanın vaktidir. Berke Han'ın casusu Torumtay'la gerekli görüşmeyi yaptım. Kendisi Arıkbukan'ın tuzağında can verse de Berke Han'ın bize büyük cenk için yardımlar göndereceğini söylemişti. Yardımların ilk safhası Anadolu'ya geldi Ertuğrul Bey. Bizans topraklarından bu tarafa doğru gelmektedir. Gayrı onları sapasağlam teslim almak icap eder. Zira Anadolu'da büyük cenge girecek olan Türk obaları bu yardımlar sayesinde at, pusat ve her türlü ihtiyaçlarını temin edecektir. Altınların nereden teslim alınacağı Torumtay'ın yanındaki gizli evrakta yazmaktaydı. Evrak elimizdedir. Moğollar altınların gelmesine mani olmak isteyebilir. Tedbirleri alıp o yardımları muhakkak getireceğim. Arıkbukan'ın seni Torumtay'la görmesi hiç iyi olmamıştır. Arıkbuka bunu Hülagü'ye bildirecektir. Senin Berke Han'la irtibat halinde olduğunu söyleyecektir. Seni doğrudan hedef gösterecektir. İçeri telaşla girdin. Ne oldu? Gizli malumat geldi. Kimden? Berkan Otan'da. Aç. Demek Berke Han gizlice Anadolu'ya altın göndermekte. Ertuğrul, bunu senden başkası alamaz. Berke Han'ın adamları Söğüt'e gelmekteymişler. Yanlarında da sandıklar dolusu altın var. Tilki Koyan'da buluşacaklarmış. Tez adamlarını topla. O gelenler Ertuğrul'un eline geçmeyecek. Emredersiniz. Ben de Ertuğrul'u takip edeceğim. Teslim almaya o giderse işini birlikte bitiririz. Tez bana ulağı yollayın. Hülagü Han'a mektup göndermenin vakti geldi. Bu mektup Ertuğrul'un başına inen kılıç olacak.
Ertuğrul, sen Berke Han'la iş tutmaya devam et. Onun yanındaki gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili dahi biziz. Hülagü Han yalnız benim için değil. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz gönül köprülerini yıkmak, kanımızla, canımızla yeşerttiğimiz umutları söndürmek için ordusunu üzerimize yollayacaktır. Arıkbukan'ın Hülagü Han'a malumat göndermesine mani olmamız icap eder. Bunun için de sana yarar malumat vereceğiz Ertuğrul Bey. Bu malumat elimize yeni geçti. Engörü yolu üzerinde bir kervansarayın Hülagü'nün casuslarının buluşma yeri olduğunu öğrendik. Casuslardan gelen türlü malumatların burada toplandığını, sonra da Hülagü Han'a gittiğini tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu şer yuvası ile ilgili bilgilerimiz tüm malumatıyla bu pusulada yazılıdır. Bu tam da ihtiyacımız olan malumattır. Alplerimi tez buraya göndereceğim. Arıkbukan'ın gönderdiği malumatlar bu kervansaraydan asla çıkmayacak. Ne pahasına olursa olsun Hülagü Han'a ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Lakin Moğolların casusu Anadolu'dan ibaret değildir. Bir şüphen mi vardır Ertuğrul Bey? Bugüne dek Berke Han'la kurduğumuz tüm irtibatlardan Hülagü Han haberdar olmuştur. En son Berke Han'ın casusu Torum Tayı'nda buraya geldiğini öğrenmişlerdir. Bütün bunlar tek bir şeye işaret eder. Berke Han'ın yakınlarında Moğollardan bir casusu vardır. Bizim de bu yönde çok kuvvetli şüphelerimiz vardı. Şimdi sana çok mühim bir vazife daha düşmektedir Ertuğrul Bey. Berke Han'ın casusu Torum Tay ölmüştür. Hem de bizim topraklarımızda. Bu vaziyet Berke Han'ın canını sıkacaktır. Bu meseleyi gayrı casuslarla, elçilerle müzakere etmek olmaz. Berke Han'la irtibatı temin eden hep sen oldun. Bu sebeple hem onun yanındaki Moğol casusu açığa çıkarmak için hem de ittifakımızı hayırlı bir neticeye bağlamak için Berke Han'a bizzat senin gitmen yerinde olacaktır. Yol üzerinde de yolda varacağın yerde de seni türlü zorluklar beklemektedir Ertuğrul Bey. Ulu ve kutlu mücadelelerin yolu da, tuzağı da çetin olur. Çetin yollarda çatal yürekli yiğitler ister. Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa, onu bertaraf ettikten sonra parlayacak zafer şavkımız da o kadar şanlı olur. Cümle mazlumlar bizden bir kurtuluş ışığı bekler. O çerağı yakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu uğurda en çetin vazifeleri yüklenmek de bizim için şereftir. Gizli sandığı alan Keykavus'u kaçıran ve komutan Alıncak'ı öldüren Kayıbeyi Ertuğrul'dur. Anadolu'daki en mühim adamlarımızdan Albastı'yı da öldürdü. Şimdi Berke Han'la gizli ittifak kurup bize karşı Anadolu'da bir isyan tertiplemektedir. Kayıbeyi Ertuğrul ve bütün kayılar kılıçtan geçirilmezse
Anadolu'da büyük bir isyan başlayacak. Bunun için en tez vakitte hanımızın bir ordu göndermesini beklerim. Bu mektup tez Tebriz'e ulaşacak. Nereye teslim edeceğini bilirsin. Gel bakalım Temüge. Ne oldu? Kanı harlandı mı o küçük maralın? Harlandı ya. Hem de nasıl? O da intikamla yanıp tutuşurmuş zaten. Bizden bir kıvılcım bekler. Atam derdi ki, fitnebaz hatunun yaptığını kimse yıkamaz. Yıktığını da kimse yapamaz. Onun imdi yüreği intikam ateşiyle harlanmaktadır. Gidip bir konuşayım da gayrı Umuroğlu obasına salsın içindeki ateşi. Komşuda çıkan yangın kayılara da sıçrayacaktır. Moğol casuslarının toplandığı kervansaray. Orada bu işlerle kimlerin ilgilendiği her şey yazılıdır. Eyvallah beyim. Yanımıza alplar alalım mı? Alplerle olmaz. Bu işi sen Gündüz ve Günkut halledeceksiniz. Kılık değiştirerek girin. Tedbirli ol. Eyvallah beyim. Mektubun ucunda Moğol ordusunun Söğüt'ü istila etmesi dahi var ha. Bu sebeple kervansaraya gelen malumat ne olursa olsun ele geçmeli. Gerekirse oranın altını üstüne getirin Bamsı. Lakin o malumatı almadan dönmeyin. Buyruk senin beyim. Ben yarın Berke Han'a gitmek üzere yola düşeceğim. Melikşah, sen önden Umuroğulları obasına git. İlbilge Hatun'a söyle obaya gelsin. Onunla konuşacağım mühim meseleler vardır. Buyruk senindir beyim. Beyim, vazife bitince biz ne edeceğiz? Şimdi beni iyi dinleyin. Kolay gele hatunlar. Sağ olasın, İlbilge Hatun. Söz verdiğimiz tüccarlar bizden yün bekler. Daha ivedi, daha kıvrak olmak icap eder. Anlaşıldı İlbilge Hatun. Haydi. Neredeydin Sırma? Hatunlar cenazeden gelip iş üstüne koyuldu bile. Herkesin gitmesini bekledim abla. Ne olursa olsun cenaze sahibiyiz. Moğollardan korkumu ara yollardan geldim. İnsan her şeyden korkar oldu. Ertuğrul Bey'i bile kasteden Moğollar bize ne etmez. Bir başıma korktum. Melikşah değil mi o? Kolay gelir İlbilge Hatun. Sağ olasın Melikşah. Hayırdır? Hayırdır inşallah İlbilge Hatun. Ertuğrul Bey'imiz seni otağına davet eder. Seninle Husesi konuşacakları varmış. Uç Bey'imizin buyruğu emirdir. Akşam orada olacağım inşallah. Sağ olasın. Eyvallah İlbilge Hatun. Thank you.
seni hususi çağırdığına göre büyük bir mesele olmalı. Belli ki Uç Bey'imiz izdivaç meselesini konuşacak. Hemen hazırlıklara başlamamız icap eder. Dur hele sırma. Öyle bile olsa evvela düğünü toyu değil, obanın işlerini halletmek icap eder. Üzerimdeki mesuliyeti layıkıyla devretmem gerek. Ne demek istersin abla? Ben kayı obasına gidince obamıza kim beylik edecek? Evvela bunu halyoluna koymak gerek. Hele bir Ertuğrul Bey'in davetine icabet edeyim. Sonra gereken ne varsa yaparız. Beyim, çok şükür bu badireleri de atlattık. Şükür hatun, şükür. Ana, sen zahmet etmeyeydin. Ben doldururum. Cenk'ten dönmüş evladım. Şerbet dökmenin zahmeti mi olurmuş kızım? Ol. Sağ olasın ana. Oh, şükür, şükür. Sağ olasın. Benim oğullarım birce beraber olup zalimin hakkından gelmişlerdir. Ey oğul, kılıcımız zalime karşı keskindi. Sen geldin daha da kavilleşti. Obamız, otağımız şendi. Sen geldin daha da şen oldu. Çok şükür. Şükür. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin beyim. Hoş gördük. Hoş geldin oğul. Hoş gördük ana. Şükürler olsun Rabbime. İki evladımı da zalime kılıç çalarken gördüm ya. Bencileyim bir ana daha ne ister? Gel buyur oğul, sana da bir şerbet dökelim. Eyvallah. Ben dökerim ana. Sağ ol yenge. Atamızın kanının, anamızın sütünün hakkını vermeye ahit etmişiz ana. Allah bizi ahdimizden geri koymadığı müddetçe daha nice zalim başı düşürürüz evvelallah. Nice ateşe dalarız da sonra gelir uluca gölgende serinler, soğuk şerbetinden içeriz. İnşallah oğul. Selcan kızım, hatunlara söyleyelim. Meydanda kazanları kurup un getirsinler. Zaferin şerefine gaziler helvası dökelim. Olur ana. Bize müsaade. Hadi kalın sağlıcakla. Berke Han'ın gönderdiği altınlar Bizans topraklarından sokuldu. Münasip olmuş kardeşim. Eğer Anadolu'dan geçecek olsalardı Moğolların tuzak kurma ihtimali var. O ihtimal hala vardır ağabey. Nasıl? Berke Han'ın yakınlarında bir Moğol casusu vardır. O mutlaka haber etmiştir altınların geleceğini. Moğollar da buna mani olmak için tuzak kuracaklardır. Torumtay'ın giysisinden aldığımız evrakta teslimat yerinin tilki koyağı olduğu yazmaktaydı. Temkinli olasınız. Eyvallah kardeşim, merak etmeyesin. O koyak pusuya karşı tedbir almaya münasiptir. Bu Berke Han'la haberleşmek için kullandığımız hususi mühürdür. Altınları getirenler bu mührü görünce sizden emin olacaklardır. Ağabey, o altınlar çok mühimdir. Anadolu'daki Türk obalarına göndereceğiz hepsini.
At, pusat, gerekli olan ne varsa bu altınlarla temin edilecek. Eğer bir hal gelirse Türk obalarının hali yaman olur. Berke Han'ın da bize olan itimadı sarsılır. Ahvalin farkındayım kardeş. Sen hiç merak etmeyiz. Bu gidip alacaklarımız zahirde altın dahi olsa batında cengimiz için harç olduğunu gayet iyi bilirim. O harcın heba olmasına da müsaade etmeyeceğim biznillah. Merak etme. Eyvallah. Ben de yarın Berke Han'a doğru yola çıkacağım. Büyük cengin ateşini yakmak için önümüzde son ve en çetin yol kaldı. Ardımızda koca bir yurdun duaları, önümüzde kalleş tuzaklar, sarp dağlar, denizler. Lakin and içtik. Kalleş tuzakları bozup, dağları, denizleri aşıp, umutları harlayacak. O ateşi Anadolu'ya ellerimizle getireceğiz. Kâfi Savcım. Sağ olasın. Sıcak çorba çok iyi geldi. Eyvallah Turgut emmi. Şifan olsun inşallah. Abi. Sen olmasan elime bir tas çorba kim koyardı bilmem. Var ol. O nasıl kelamdır Turgut emmi? Obadaki tüm balılar seni emmi bellemiştir. Eyvallah. Destur var mı Turgut Bey? Buyurasın hocam. Rahatsız olmayasın Turgut Bey. İstirahat edesin. Ben saatini merak ettiğimden görmek istedim. Çok şükür iyiyim hocam. Sağ olasın. Sizin de başımdan ayrılmadığınızı söylediler. Demek rüyamda olduğu gibi zahiren de yanımdaymışsınız. Sağ olun, var olun. Rüyan hayır olur inşallah. Amin. Amin. Hayır olsun inşallah. Cennet gibi bir yerde. Şırıl şırıl sular. Her yerde çiçekler vardı. Sonra sizi gördüm. Gül dikerdiniz. O nedir hocam diye sorduğumda şehitlerimiz için dikerim dediniz. Sonra şehadeti anlattınız. Maşallah. Ne güzel bir rüya. Allahü Teala hayırlara tebdil eylesin. Amin. Bize de hayırlı bir ömür, ahirinde de şehadet nasip etsin. Amin. Amin. Şehadet denince aklıma binlerce şehit gelir. Lakin ne hikmetse şimdi bir şehit düştü gönlüme. Asr-ı saadetin şanlı lakin garip, mahzun bir şehidi dokundu yüreğime. Anlatır mısınız hocam? Kimdir o? Genç bir sahabi. Sa'd es-Sülemi radıyallahu anh. Rengi oldukça siyahtır. Bu yüzden de muzdariptir. Hazreti Sa'd bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
huzuruna çıkar. Düşünceli, biraz da üzgündür. Der ki, ya Resulallah, yüzümün siyahlığı cennete girmeme engel midir? Peygamber Efendimiz buyurur ki, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer sen Allah'a saygı duyar ve onun elçisinin getirdiklerine iman edersen, bu söylediklerinin hiçbiri cennete girmene asla engel olamaz. Hazreti Sa'd Peygamber Efendimiz'e içini döker ve der ki, o halde insanlar neden beni hor görüyor ya Resulallah? Neden kimse bana kızını vermiyor? Peygamber Efendimiz Hazreti Sa'd'a buyurur ki, Amir bin Veheb'in evine git. Ona de ki, Resulullah'ın selamı var, kızını bana nikahlamanı istedi. Hazreti Sa'd, Peygamber Efendimiz'in dediği gibi hemen Amir bin Veheb'in kapısına gider. Ona Peygamber Efendimiz'in söylediklerini iletir. Amir bunu biraz düşünmek ister. Onu biz bir istişare yapalım, sonra cevabımızı veririz der. Lakin kızı Resulullah'ın münasip gördüğünü ben de münasip görürüm der. İstişareye lüzum yoktur baba der. Böylece Amir kızını vermeyi kabul eder. Hazreti Sa'd hemen düğün hazırlıklarına başlar. Müstakbel zevcesine hediye almak için çarşıya çıktığı anda kulağına bir ses ilişir. Peygamber Efendimiz'in tellalı ani şekilde Müslümanları kuşatan düşmana karşı müminleri cenge çağırıyordur. Yıllardır evlenmek isteyen ve bu muradına henüz ermiş olan Hazreti Sa'd muallakta kalmıştır. Zevcesiyle kalıp güzel bir hayat geçirmek mi, yoksa pusat alıp cenge gitmek mi? O zor olanı tercih etti. Zevcesine hediye alacağı dirhemlerle pusat aldı. Atının üzerine sıçrayıp bir yel gibi orduya katıldı. Bütün gücüyle savaşan Hazreti Sa'd bir ara attan indi, kollarını sıvayıp yayı olarak savaşmaya devam etti. Nihayet Hazreti Sa'd savaşarak şehit düştü. Efendimiz onun cansız bedeninin başına geldi. Mahzun şekilde bakıp oradakilere şöyle dedi. Sa'd'ın kılıcını, mızrağını, atını alın ve kendisiyle gönüllü evlenmek isteyen kızcağıza verin. Ve babasına deyin ki, teninin renginden dolayı kızını vermeye tereddüt ettiğin Sa'd'ı Allah cennette hurilerle nikahladı. Şehadet yüce bir makamdır. Lakin şehadete ermek için ona layık bir hayatta yaşamak gerekir. Hazreti Sa'd nefsine ezip kendini şehadet yoluna adadı. Ve Allah ona şehadetlerin en güzelini nasip etti. Peygamber Efendimiz'in muştusuna nail kıldı. Allah hem bize öyle bir hayat yaşamayı hem de hak yolunda şehadete ermeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Yeah.
Sen bekle Temüge. Gel bakalım Maral. Endamını göstermeye mi geldin? Otur hele. Eğilmez başımı kaldırıp gök Tengri'nin kutlu otağına bakarken ulu dağlar üzerinde kara dumanlar gördüm. Ateşe ilik kemiği atıp sual ettim ruhlara, nedir diye. Bana ağabeyinin ölümüne üzülen göklü bir maralın efkarıdır dediler. Çok mu istersin intikam almayı? Alev almak isteyen ateş nasıl rüzgar isterse, ben de öyle isterim. İmdi yüreğimdeki yangın. Ancak ağabeyimin intikamını alırsa sükun bulur. Ben sana o intikamın yolunu açacağım, merak etme. Neden yaparsın bunu? Biz Moğollar yolda bulduklarımızı yoldaşlarımıza değişmeyiz. Albastı bizim için gerçek bir dosttu. Onun intikamını almak bizim için onur meselesi olmuştur. Ve unutma Sırma Hatun. Bir Moğol yalnız onuru için yaşar. Peki nasıl olacak o iş? Her yan tutuldu. Ertuğrul herkesin elini kolunu bağlayıp bütün düşmanlarını atlattı. Ertuğrul buradaki beceriksizler tarafından şımartılan alelade bir uç beyi. Biz Moğolların atının terkisindeki heybelerde nice beylerin, hatta nice hakanların kelleleri vardır. Yakında herkes Moğolların gücünü öğrenecek. İmdiden Konya'daki komutana haber saldım. Söğüt'e gelip Moğol gücünün ne olduğunu tüm düşmanlarımıza öğretecekler. Söğüt'e ne edeceğiniz beni ilgilendirmez. Ben ağabeyimin intikamını isterim. Bunun için de ne edeceğimi bilirim. Neymiş bakalım bildiğin? Yakında obamızda beylik toyu olacak. O toyda ablamın değil, benim istediğim bey seçilecek olursa istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Hmm. Avradın hırslısı cihanı yakar. Sevdim seni Maral. Sana düşen vazife ablanı beylik postundan etmektir. Zira buralarda bize gönülden bağlı beyliklere ihtiyaç duyacağımız ortada. Lakin bu o kadar kolay değildir. Herkes ablama biat etti. Üstelik beylerimiz Ertuğrul Bey'e sadakatle bağlıdır. Ağabeyime sadık olanların da son hadiselerden sonra gözü yıldı. Onları bir an evvel ayağa kaldırmak gerek. Bunun anahtarını da iyi bilirim. Neymiş? Altın. Tam albastının bacısısın. Her malın bir pahası, her insanın bir ederi olduğunu iyi bilirsin. Temüge, tez bir sandık altını hazırla. Obayı ele geçirmek için vazifene başla. Ordumuz buraya gelene kadar da bu işi bitir. Ardında Moğolların uçsuz bucaksız desteği olduğunu da unutma.
Babamın bahsettiği casus bu. Demek buymuş. Kurbağa gibi suratıyla hainlik peşine düşmüş demek. Görelim bakalım kim zaf. Size kalacağınız çok güzel bir oda da ayarladım. Yemekten sonra odanızı gösteririm. İyi, iyi. Sen durasın hele. Şimdi bunu alasın. Eğer gece güzel uyursak sabahleyin bir tane daha alırsın. Allah yolunuzu açık etsin. Sizi sevdiklerinize başlasın. Afiyet olsun. Eyvallah, eyvallah. Hak düsturudur ekenler biçer, Oğuz töresidir konanlar göçer. Cennetin kapısını cömertler açar. Bismillahirrahmanirrahim. Nice vakittir böyle şen bir sofra görmemiştim. Kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Amin. Amin. Allah uzun ömürler versin Haymana. Daha nice şen sofralar göresin inşallah. İnşallah kızım. İnşallah tez vakitte otağımızın şenliğine şenlik katılacaktır. Verilmiş bir ahdimiz, dilenmiş bir muradımız vardır. Gayrı bunu hayırla neticelendirmenin vakti gelmiştir. Nice badire atlattık. Gayrı bunu bekletmenin bir manası yoktur. Gayrı İlbilge Hatun bu obanın hatunu olacaktır. Süleyman Şah otağına gelin gelmek, Ertuğrul Bey gibi bir beyin hatunu olmak beni bahtiyar eder. İzdivaçta bereket vardır. Başınızın üstünden pınarlar,
Ayağınızın altından göller eksik olmasın. Eyvallah abi. Amin. Sen kaya otağına gelirsin. Biz de Umur Bey'in kızını gelin ederiz. Bu bahtiyarlık hepimizin kızım. İyi Bilge Hatun, senin gelişinle Ertuğrul Bey'imin otağına güneş doğacak. Hatunlara haber edelim de tez vakitte hazırlıklara başlansın. Şimdi mühim bir vazife için yola koyulacağız. Dönünce hayırlısıyla başlayın yenge. Nicedir düğün ateşi yakıp üzerine koca kazanlar sürmemiştik. Tez gidip tez gel de biz de bir an önce hazırlığa başlayalım oğlum. Seda yoktur. Bunlar bir iş çevirirler. Haydi içeri girelim. Bamsa başım. Beklesek mi? Tehlikeli olabilir. Bulduğumuz adamı elimizden kaçırmayalım sonra. Esas odadan çıkarlarsa elimizden kaçırmış oluruz. Kıstırmışken basmak gerek. Haydi. Kurt, buraya girdiklerinden emin misin? Gözlerimle gördüm Bamsak başım. Yer yarılıp içine girmediler ya. Ne yaparsın Bamsak başım? Ne ararsın duvarlarda? Duvarların içinde gizli bir geçit olmalı. Yoksa bu casuslar öyle kaybolmazlardı. Ulaşması gerek. Arık Bukan'ın emri her şeyin üstündedir. Gün doğmadan yola çıkmam lazım. Sen git yemeğini ye, iyice dinlen. Gerisini biz hallederiz. Arık Bukan alınca şerefini kurtardı.
Demek ki her şeyin arkasında Ertuğrul Bey denen Türk varmış. Göndericilerinin söyledikleri malumat anında burada dur. Şimdi Gayrı kendi ölülerini göndersinler malumat diye. Aplar, haydın yemeğimiz soğumadan dönelim hana. Haydın, haydın. Haydın. Vazifem bitip geri döndüğümde düğün edeceğiz İlbilge Hatun. Lakin bunu yapabilmemiz için evvela senin vekalet ettiğin postu bırakman icap eder. Ben de böyle düşündüm Ertuğrul Bey. Gayrı atam yadigarı beylik postunu münasip bir kişiye bırakmayı murad ederim. Doğrusu da budur İlbilge Hatun. Lakin bunu yaparken tedbiri elden bırakmayasın. Sen merak etmeyesin. Ben her şeyi ölçüp tartarım. Arık bu kadar tehlikesi hala geçmiş değildir. Moğollar bu topraklarda hükümlerini satın aldıkları adamlarla sürebilir. Bir şey yapmaya cesaret edeceklerini sanmam. Yasırma Hatun, o ne düşünür? Ben ona gereken dersi verdim. Gayrı benden habersiz hiçbir şey yapmayacak. Hata kabul etmeyeceğimi bilir. Sen yine de beyliğe talip olanları iyi ölçüp biçersin İlbilge Hatun. Kendine yakın olan bir beyi beyliğe aday göster, Toyda da onu destekle. Aklımda biri vardır. Tez vakitte konuşacağım onunla. Beni çağırmışsın Sırma Hatun. Nedir mesele? Malum. Ablam yakında Kaya Obası'na hatun gidecek. Bu sebeple beylik toyu toplanacak. Bey Bolat Bey'in sadık bir beyi olarak onun postunu ona ihanet edenlere bırakmak istemeyeceğini düşünürüm. Bey Bolat Bey'in vakitsiz ölümü hepimizi derinden sarsmıştır. Hiçbirimiz böyle olsun istemezdik. Lakin mukadderat ortadadır. Hala İlbilge Hatun destekleyeceği bir beye karşı pek şansımız yoktur. Görürüm ki çabuk pes etmişsin Taşkın Bey. Oysa ben seni adıyla müsemma, bentleri yıkacak bir yiğit olarak bilirdim. Beyliğin de sana pek bir yaraşacağını düşünürdüm. Lakin Ertuğrul hepinizin ümitlerini kırmış. Vah ağabeyime ki onun intikamını bile gütmeyecek beylere omuz vermiş. Madem ağabeyin intikamını almak istersin, o vakit beylerin Ertuğrul'a ve İlbilge Hatun'a olan itimat kapılarının nasıl kapatılacağını söyle. Öyle sihirli anahtarlar vardır ki. Nice güçlü görünen kapıları kilitler, nice güçlü görünen kapıları ardına kadar açar. Bunlar beyleri ikna eder. Lakin benim gönlüm kani olmaz. Beylik dediğin ateşten bir gömlektir.
Neden onu giyip de yanmayı göze alayım? Ben Selin'i severim Sırma Hatun. Gönlüm seni serinletmeye yetmez mi? Ne öyle şaşkın bakarsın? Yıllardır bana vurgun olduğunu bilirim. Umur Bey'in kızıyım diye istemeye çekinirdin. Lakin şimdi sana imkan. Evvela bey ol, sonra bey kızı al. Hayrola Osman? Ne düşünürsün öyle kara kara? Duydun ağabey. Yine vazifeye gidecekmiş babam. Böyle acele ettiğine göre çetin bir iş olmalı. Nereye gider acep? Bize de söylemez ki. Destur. Hayrola aslanlarım. Ne konuşursunuz böyle ağabey kardeş baş başa? Baba, bize vazifeye gideceğini söyledin. Uzun bir yolculuk olacakmış. Osman da ben de nereye gideceğini merak ederiz. Gelin bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Bize çoğu kez ne edeceğini söylersin, lakin bazen de hiç söylemezsin. Nereye gideceğini evlatlarından niye saklarsın? Bu oturduğumuz postun gereğidir oğul. Babalıkla beyliği karıştıramayız. Bey olmak için evvela dilini tutmayı bilmek gerek. Hem adı Görklü Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, dilini tutan kurtuldu. Söylenen söz gümüş, söylenmeyen söz altındır. Söz öyle bir hazinedir ki her vakit her yerde saçıp savurmamak gerekir. Bizler uğruna can vermekten imtina etmeyeceğimiz büyük bir davayı temsil ederiz. Her lafı her yerde herkese söyleyemeyiz. Bu size itimatsızlığımdan değildir. Beyliğin gereğindendir. Zira beylik postu sır makamıdır. Yarın inşallah sizler de bey olacaksınız. Kime neyi söyleyeceğinize şahsi iradenizle değil, beyliğin usulünce karar verin. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Sağ olasın hatun. Beyim. Bahar geldi. Demir döyüp bahar toyu etmeye başlamıştır obamızdakiler. Yaylaya çıkmaya hazırlanıyorlardır. Obamız gözümde tüter. Hayırdır Selcan? Burada rahatın iyi değil mi? O nasıl sözdür beyim? Ben burayı kendi obamdan ayrı görmem. Hayme anam sağ olsun beni kendi kızından ayrı komaz. Lakin benim yazgım kendi obamdadır.
O vakit İmdi ne diye böyle hasretlik çekersin hatun? İmdi değil ki beyim. O hasret hep yüreğimdedir. İlteginim. Evladımı çok özledim. Ardımızdan buraya gelir diye ümidim vardı. Burada da kavuşmak vaki olmadı. Bir evladımı toprağa sardım. Diğerini hasrete. Sen de İlteginden hiç bahsetmezsin. Ne yapar, ne eder? Emmileriyle yol tutabildi mi? Tuttu tabii. Tutmaz olur mu? Öyle yiğit bir delikanlı oldu ki tuttuğu tutamak, bastığı basamak oldu. Moğollarla nice badire atlattık. Hiç geri adım atmadı. Maşallah. Evlat babanın sırrı olur derler. O da senin gibi cevval, senin gibi gözü kara bir yiğit oldu. Lakin gözümde tüter. Selcan, hele şu badireleri bir atlatalım. Evladımıza da kavuşuruz inşallah. İnşallah bey. Destur var mıdır abla? Gel hele Sırma. Hayırdır? Yerinde duramazsın. Haber mi vardır? Haberler sendedir abla. Sen bana kızarsın lakin ben merakla beklerim. Hep derim bu meseleye girme diye. Lakin uslanmazsın değil mi? Beylik başka, bacılık başka. Benim de bir ablam var. O evlenecek. Heyecanlanmamak mümkün mü? Nedir Ertuğrul Bey? Onu söyleyiver. Heyecandan çatlatma insanı. Verdiği ahdi yerine getirmeyi murad eder. Bilirdim böyle söyleyeceğini. Ben derhal hatunlara haber edeyim, hazırlıklara başlasınlar. Umur oğullarının bey hatunu, baş mücevheri evlenecek, kolay mı? Ertuğrul Bey mühim bir mesele için yola çıkacak. Hele o sağ salim dönsün, sonra başlarız hazırlıklara. Biz de obamızın beyini seçeceğiz. Yarın toy kurulacak. Evvela obamızın selameti. Hele bir o işi halledelim, gerisi kolay. En münasibini sen bilirsin abla. Sen nasıl buyurursan biz öyle ederiz. Lakin ben yine de gidip sandıkları kurcalayayım. Ablama yaraşır bir düğün elbisesi dikeyim. Sen çıkacağın bu çetin yoldan muvaffak ve muzaffer dönmemi nasip eyle. Yurdun bütün istikbali, bütün umudu benim gideceğim yoldadır. Sen omuzumdaki bu yükü layıkıyla taşımamı nasip eyle. Bizi dostlarımıza mahcup, düşmanlarımıza mağlup eyleme ya Rabbim. Amin.
Allah kabul etsin kardeşim. Amin. Alpler hazırdır, bizi bekler. Eyvallah abi. Bir vakitler ben de otağımı terk edip Moğollarla mücadele etmek için dağlara çekildiğimde otağımın ardından böyle bakmıştım. Gidip de dönmemek var kardeşim. Lakin dönecek olursam bütün zalimlerin cezasını vereceğime de ant içmiştim. İnşallah ben de döndüğümde hepimizin andını yerine getireceğiz abi. İnşallah kardeşim, inşallah. Gayrı yolum uzundur. Hakkını helal edesin. Helal olsun. Destur var mıdır beyim? Gel hele Turgut. Beyim, duydum ki uzun yola gidermişsin. Hayır, ben de hazırım. Siz vazifeye giderken ben döşekte yatamam. Yiğit kardeşim benim. Gayrı senin yaralarını sarman gerekir. Yaralarını sarmadan vazifeye atılmayasın. Mesela istirahatsa beyim, cenk yollarında az mat üzerinde uyuduk. Evelallah gene uyuruz. Zor vakitlerde iyi de döşek yaraşmazmış. Evelallah gücün kuvvetin pusat sallayıp vuruşacak kadar yerindedir beyim. Hem ben sizle vazifeye gelmezsem işte o vakit benim yaralarım sağlamaz. Sen beni iyi bilirsin beyim. Buyruk veresin de ben de geleyim. Maşallah benim kardeşim. Eyvallah. Sen de gelesin. Lakin benimle değil. Gündoğdu ağabeyimle beraber olasın. Zira benim yolum çok uzundur. Senin Gündoğdu ağabeyimle kalman daha münasip olur. Eyvallah beyim. Buyruk senedir. Beni emretmişsin İlbilgi Hatun. Sen benim baba yoldaşımsın Battal Bey. Mühim bir mesele vardır. Sana danışıp fikir alıp bir yol çizmek niyetindeyim. Senin sözün bu obada töredir buyurasın. Bilirsin ağabeyimin yerine beylik postuna vekalet ederim. Lakin yakında Kayı Obası'nın bey hatunu olacağım. Toyda da asıl oba beyini seçmek isterim. İsterim ki Umuroğulları postuna bizi bilen, töremizi bilen, bu obaya layık biri otursun. Sen alplik vakitlerinden beri babama sadık yoldaşlık edersin. Bu işi layıkıyla yapacağından hiç şüphem yoktur. Beni buna layık görme şereftir İlbilgi Hatun. Lakin bizde post meydana serildi mi kimin ne diyeceği belli olmaz. Hem Bey Bolat Bey'in ölümünü hala atlatabilmiş değil hali. Beyler beni kabul eder mi dersin? Sen hiç tasa etmeyesin Battal Bey. Hem benim hem de Ertuğrul Bey'in desteği seninledir. Oba bu haldeyken itimat edemeyeceğimiz kimseye bu postu teslim edemeyiz. Sen de beylerle tek tek görüşesin. Benim de kanaatimi bildiresin. O vakit buyruk senindir İlbilgi Hatun.
Arık Muka! Arık Muka! Senin yüzünden okumun ucundaki av kaçtı. Önemsiz bir şey için geldiysen seni av yaparım. Ertuğrul'la Gündoğdu. Ne olmuş onlara? Obadan çıktılar. İkisi de ayrı yönlere gider. Hangi yönlere? Ertuğrul doğuya, Gündoğdu da kuzeye doğru gitti. Gündoğdu kuzeye gittiyse Berke Han'ın gönderdiklerini o karşılayacak demektir. Ya Ertuğrul? Eğer Ertuğrul Berke Han'ın gönderdiklerini almaya gitmediyse ondan daha mühim bir yere gitmektedir demek ki. Nereye olabilir? Doğu istikametine girdiyse belki de Berke Han'a. Hem Berke'nin casusu Torumtay öldü. Bizzat kendisi görüşmek isteyecektir Berke Han'la. Eğer öyleyse bunun başımıza ne gibi bir bela açacağı malum. Bana kuştan daha iyi bir av getirdin. Ertuğrul o yolu geçmemeli. Ne pahasına olursa olsun mani olacağız. Tilki koyağına gönderdiğimiz adamlar Gündoğdu'nun icabına bakacaktır. Onu derdest edip öyle yakalasınlar. Biz de Ertuğrul'un peşine düşeceğiz. Onu öyle bir tuzağa kıstıracağız ki gittiği yolun onu ölüme götürdüğünü görecek. Çok şükür. Otağımıza bir bey hatunu girecek anam. Beni memnun eden bey hatunun gelmesi değil. Münasip bir kişinin gelmesi. Doğru dersin anam. Akşam görmedin mi? Ertuğrul Bey'im evlilik kararını söylediği vakit İlbilge Hatun nasıl başını öne eğip haya etti. İlbilge Hatun'un hamuru temizdir kızım. Rabbim ona hem bey hatunu olacak feraset hem bey kızına yaraşır iffet ve izzet vermiş. Kaya otağına yaraşır bir hatun olacağı bellidir. Ertuğrul'um evlatlarını tek başına büyüttü. Onlara hem analık hem babalık etti. Nicedir içimde bir korku vardı. Ertuğrul'um tek başına yaşlanacak diye. İlbilge Hatun karşısına çıkınca beni bu korkudan azat etti. Gayrı ölsem de gözüm arkada kalmaz kızım. Ağzından yeni alsın anam. Allah'ım sana nice uzun ömürler nasip etsin. Gelmişler. Lakin tedbiri elden bırakmayalım. Ben gerekli tedbirleri aldım Gündoğdu Bey. İpler bizim elimizde olacak. Eyvallah. Buluşma yeri burası. Gerekli tedbir alındı mı? Merak etmeyin. Adamlarımız bizden evvel gelip pusuya yattı. Güzel.
Biz evvela Berkan adamları sanacaklar. Son ana kadar bir şey yapmayacağız. Sonra işlerini bitirip Gündoğdu'yu sağ yakalayacağız. Anlaşıldı mı? Haydi bismillah. Yaptınız mı Temüge? Yaptık. Saldırı için her şey hazır. Gidelim o halde. Ormanda kaçırdığım avı Ertuğrul'u vurarak telafi edeceğim. Mallarınız nereden gelir? Deniz aşırı. Alpler, teslim alalım sandıkları. Gidebileceğinizi mi sandınız? Hepinizin kellesini bu sandıklarla Berkan'a yollayacağız. Kimin kellesi gidecek şimdi göreceğiz. Saldırın! Ne sel vardı, ne fırtına. Bu ağaçlar nasıl devrilmiş? Arık bu kadar. Sana bu toprakları dar edeceğimi söylemiştim Ertuğrul. Başını nereye çevirirsen çevir, kabusun olacağım. Anlaşılan beni zapt edemeyeceğini öğrenememişsin hala. O vakit alınacak gibi sana da pusatımla öğretirim.
Bana pusu atacağını tahmin etmedin mi sanırsın Arık Buka? Lakin asıl tuzağa sen düştün. Bu yol sana cehennem olacak. Daha en büyük tuzağımı göreceksin. İçinde bulunduğumuz ahval hepinizin malumudur. Uç Bey'imiz Ertuğrul Bey'in buyruğu ile Umuroğulları postuna ben vekalet ederim. Şimdi bu postun Asli Bey'ini seçme vakti gelmiştir. Umuroğlu postuna aday olan beyler kimlerdir? Ben talibim. Ben de talibim.
Umuroğulları postu için iki aday vardır. Postun vekili olarak sizin adınıza aday olan beylere sual ederim. Beylik postuna oturmaktaki muradınız nedir? Hepimize ders olacak elim bir hadise nihayetinde beyimizi yitirdik. Muradım, aynı hataları tekrar etmeyerek ve uç beyimiz Ertuğrul Bey'le omuz omuza vererek töreyi icra etmektir. Başka da diyeceğim yoktur. Sen ne dersin Taşkın Bey? Töre elbette başımızın tacıdır. Lakin ben salt hükmün karın doyurduğuna inanmam. Ahali için çıkar, sürülerimiz için otlak, mahsullerimiz için pazar neredeyse ben de oradayım. Lafın kısası, umurun menfaatleri neyi gerektirirse ben de ona göre beylik yaparım. Başka da diyeceğim yoktur. Toy meclisi söz meclisi, söz meclisi de öz meclisidir. Herkes diyeceğini der, beyler de seçimini yapar. Lakin şu kadarını diyeyim ki, beylik çıkar ve menfaat için değil, adalet için yapılır. Hülasa, töreyi icra etmek asli hedeftir. Battal Bey gibi benim de fikrim budur. Şimdi son karar sizlerin. Alpler, bir bakın hele başka bela var mı? Altınların Arık Bukan'ın eline geçeceği belliydi. Hem Berke Han'ın casusunun ölmesi, hem de altınların Arık Bukan'ın eline geçmesi hiç iyi olmadı. Eğer Arık Bukan'dan altınları geri alamazsak, Berke Han'ın bize olan itimadı sarsılır. İttifak tehlikeye girer. Ertuğrul'un işi zorlaşır. Ne olursa olsun o altınları geri alacağız. Gerekirse dağları, taşları delik deşik edeceğiz. O altınları bulmadan da geri dönmeyeceğiz. Evelallah. Eyvallah abim. Ha, 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 ha.
Lanet olsun. Tez gitmem gerek. Şimdi bu kefere inine gidecek. Biz de peşine düşeceğiz. Sonra da bizim olan altınları geri alacağız. Hem altınları alacağız, hem de inlerini başlarına yıkacağız. Battal Bey'i Umuroğlu postunda görmek isteyen beyler kimlerdir? Yalnız iki kişi midir? Taşkun Bey'i Umuroğlu postunda görmek isteyen beyler kimlerdir? Uzunca anlatmaya lüzum yoktur. Gayrı ne diyeceğinizi bilirsiniz. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim, eyvallah. Eyvallah beyim, eyvallah. Bu keselerin karşılığını toyda görmek isterim. Ne kadar sadakat, o kadar ihsan. Beyinizi bana verin ki Umur postuna oturup bey olunca çok daha fazlasını kazanasınız. Umur beyleri kararını vermiştir. Bundan gayrısı artık sendedir İlbigi Hatun. Yapılan toy gereği Umuroğlu obasının yeni beyi Taşkun Bey'dir. Obamız için hayırlı olsun. Bu kadar kovalamaca yeter. Gayrı hesaplaşma vaktidir. Sen ne ettiysen benim ağzımdan tek kelime alamadın. Lakin ben seni kan kustura kustura öttüreceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sen burada ağabeyin Gündoğdu da gittiği yerde geberecek. Bunu evvelden düşünmedin mi sanırsın? Ben burada, ağabeyim de orada tuzaklarınızı başınıza geçireceğiz. Sana Berke Han'ın yanından malumat gönderen kimse, onu da öğreneceğim. Demek anladın. Lakin hiçbir şeyi öğrenemeyeceksin.
Hülagü Han yakında buraları çiğnemek için ordusunu gönderecek. Senin de Berke Han'ın yanına gittiğini bilirim Ertuğrul. Oraya asla varamayacaksın. Hülagü Han'a gönderdiği malumat ona asla ulaşmayacak. Yiğitlerim o malumatı çoktan ele geçirmiştir. Sen de dağ olsan kılıcımın önünde paramparça olacaksın. El elden, bey beyden alır. Beylik pusatını da sen veresin İlbilgi Hatun. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun. Eyvallah beyler. Eyvallah. Atım dışarıdadır. Beylik pusatım elimin altında. Lakin avrunum eksiktir. Şimdi onu alma vaktidir. Bu ne demektir Taşkın Bey? Saklım yok, gizlim yok. Bey otağında beyce işedim. Bey olduğuma göre de bey soyundan bir avrat yakışır bana. Allah'ın emriyle Sırma Hatun'u kendime avrat istedim. Sen ne dersin Sırma Hatun? Umuroğlu otağının bey hatun olmaya rızan var mıdır? Bey otağında bey hatunu olmak bey kızına yaraşır. Rızam vardır.
Bu ne hal? Ne oldu? Lanet olası Ertuğrul'un adamları geldi. Gündoğdu bize tuzak kurdu. Adamlarımızın hepsini öldürdü. Seni kimse görmedi değil mi? Hayır. Kendimi ölü gibi gösterdim. Gel. Seni bir an önce tedavi ettirelim. Vakit tamamdır. Turgut dediğin gibi. İmdi inlerini başlarına yıkma vakti. Haydi saldırın. Gayrı buraya kadar arık buka. Eğer ötmezsen seni öldürmekten beter ederim. Şimdi söyle. Berke Han'ın yanından malumat gönderen casus kim? Beni tam yakaladığın anda düştüğün tuzağın korkusunu göreceğim şimdi yüzünde. Sana cehennem olacak demiştim. Mezarın hazır Ertuğrul. Gayrı seni gömme vakti geldi. Ha, ha, ha.